Evet selamlar. Ee, bir süredir ofisimle alakalı bir yayın yapacağımı söylemiştim. Kullanmış olduğum ve beğendiğim bazı araçlardan e, bahsedeceğimi söylemiştim. O video bu video olacak. E, tamam hemen başlayalım. Çok da bir şey anlatmaya gerek yok. Bir giriş yapmaya gerek yok. E, o da biraz dağınık olabilir çünkü artık evden çalışmayla beraber tabii ofis daha aktif kullanmaya başladım. E, dolayısıyla biraz daha dağılmaya başladı. İşte devamlı böyle de bir toplamak gerekiyor özellikle de şu arka taraf ka kablo e, şey çok kötü maalesef. Onu düzeltmem lazım onu nasıl yapacağım şu an e, birkaç kablo toplama şeyleri almam ama neyse. Konumuz o değil. E, bu görmüş olduğunuz ofis aslında 10 senelik bir ofis. Yani 10 senedir ufak ufak almak suretiyle işte hangisi işime yarıyor, hangisi işime yaramıyor vesaire. İşte kullanıp deneyip ondan sonra ya bu işime yaramadı deyip böyle e, ufak ufak arkadaşlar geliştirdiğim bir ofis. Ee, yani normal bunu internette izleyebilirsiniz. Başkaları yapıyor zaten böyle şeyler. Ofis tasarımları ya da kendi tecrübelerini anlatıyor insanlar. Neyse. Burada ofisim arkadaşlar son aldım ee, ve artık ofiste de bir daha çok çalışmakla önemli olduğunu düşündüğüm şey şu da görmüş olduğunuz işte adjust edebilir yani yüksekliği ayarlanabilen bir masa. İkincisi de şu görmüş olduğunuz kollar. Önemli Bence şöyle önemli. Bence kollardan bahsedeyim. Bu kollar arkadaşlar bir defa çok flexible kollar. Yani bunları rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz. Özellikle eğer şeyiniz masanız yüksekliği ayarlanabiliyorsa ayaktayken falan belki daha farklı bir pozisyonda monitörleri kullanmak istiyorsunuz. Ondan sonra ya da bazen şey yapıyorum ben hani bir tane monitör odaklanmak istiyorum. Bir daha fazla şey görünce kafam dağılabiliyor vesaire. Hani uzaklaştırmayız daha iyi görmeniz açısından. Dolayısıyla arkadaşlar, e, kolların olması çok güzel bir şey oldu. İkincisi belki en büyük e, diğer ikinci en büyük önemli e, şey faydası. Ayakların ortadan kalkmış olması. Yani montör ayaklarının ortadan kalkmış olması. Çünkü çok fazla yer kaplıyordu montör ayakları ve dolayısıyla masayı e, ortadan ikiye bölüyordu. İşte e, ya bazı şeyler arkada kalacak ya ön tarafta kalacak. Yani masayı arkadaşlar %100 kullanamıyordunuz. Şu an çok daha rahat kullanabiliyorsunuz masayı. Otururken falan çok daha farklı işte daha rahat uzanabiliyorsunuz. Bazı şeyleri ileri itebiliyorsunuz. Yer açabiliyorsunuz vesaire. Dolayısıyla masanın üstünün boşalması açısından ayakların gitmiş olması büyük bir nimet oldu benim için. Ve bunu şöyle söyleyeyim. Bunlar daha yeni yani. Belki bir haftalık muhabbet bunlar. Şöyle görmüş olduğunuz ayak ve yeni masa. İkincisi. Diğeri de bu masa biraz daha büyük. Ben 55 inçlik masa aldım. Önceki masam çok küçükmüş. Ben ilk aldığım L masaydı. Dolayısıyla ee, bayağı ufak almışım. Ee, şu iki monitör arkadaşlar sığmıyordu ve yanlara doğru taşıyordu. Yani dışarıya doğru taşıyordu. Ee, o hani bu ayaklarla şey kollarla falan çok büyük bir problem olmadı ama şeylerle problemdi. Yani ayakları falan varken masa şeyi monitörle almanak zor oluyordu. Bir dakika işte alırken ben şu kolları e, şey olarak aldım. 32 inçle çalışabilecek şekilde aldım. Dolayısıyla şu an monitörler 27 inç. Bunlar 4K'lık. 4K 27 inç monitör. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz biliyorsunuz ben YouTube'da falan yayınlar yaptığım için arada bir ee, yazılım üzerine konuşmalar yapıyoruz. Ee, kodlar falan yazıyoruz vesaire canlı yayında. Ee, aslında bir sürede düşündüğüm green screen meselesi vardı. Doğum günümde eşim almış oldu bunları hediye olarak. Dolayısıyla şu arkadaki green screen görüyorsunuz. Bunlar da onunla beraber gelen şemsiyeler. Ee, fiyat fena değildi. 100 dolar felandı herhalde, herhalde hepsi. Ee, normalde bu green screen zaten kendi ayakları falan vardı ama beğenmedim onları çok çünkü ofis Aların biraz dar olduğu için. Onun yani arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi hem daha e, güzel esnemiş oldu, daha düzgün pürüzsüz olmuş oldu. Duvarı asmak suretiyle e, şey o işi ortadan kaldırmış oldum. İkincisi e, dikkat ederseniz ben ofisi kapı burası şu an kapıdan çıkıyorum. E, ondan sonra şöyle bir sorunla karşı karşıya kalıyordum hep. E, i̇lk başta benim ofisim arkadaşlar ...monitörler kapıya gelecek şekildeydi. Ama gün içinde artık neredeyse 5-6 saat toplantı yaptığım oluyor. Yani hani insanlarla konuşma, diğer takımlarla görüşme, kendi takımla görüşme, soruları cevaplama falan. Ve bizde arkadaşlar şöyle bir şey var. Benim bir yani takip ettiğim bir pratik var o da kamerayı açmak. Ya insanların beni görmesini istiyorum. Ondan sonra hani o işte vücut dilini falan görmesini istiyorum. O çünkü diğer türlü hem şey oluyor. uzaklaşmaya başlıyorsunuz ondan sonra insanlar sanki bir robotla konuşuyormuş gibi yani karşısında bir insan görmesini istiyorum insanlar. Dolayısıyla kamerayı açıyorum ben her her şeyde her toplantıda kamerayı kesinlikle açıyorum. Dolayısıyla arkadan gelen bazen işte hani eşim bir şey getirmek istiyor ya da çocuk giriyor vesaire derken bu durumlarda arkadaşlar kamera direkt onları da alıyordu. Gerek yok. Onun yerine böyle çevirmek suretiyle tam belki arka taraf çok daha şey oldu. Kablo kalabalıklığı falan hep gözükmeye başladı. Ama bu durumda biraz şey düşünebilirsiniz yani function over işte cosmetics gibi ondan sonra daha çok function'a önem verdim. Biraz kozmetiği bozdu odanın ama çok da şey değil önemli değil. Çünkü oturunca zaten çok görmüyorsunuz ben ofisteyken burada durmuyorum Direkt ön tarafa geçtiğim için o kablo kalabalığı çok görmüyorum ama yine kablo kalabalığını düzeltmeyi düşünüyorum ya yani. biraz böyle toparlamayı düşünüyorum. Sadece şöyle bir sorunla karşı karşıya kalacaksınız. Eğer masanız adjust edilebilir yani yuk yukarı doğru çıkar yüksekte yüksek kabloların biraz loose olması, geniş olması, gevşek olması lazım ki rahat bir şekilde yukarıya doğru beraber çıkabilsinler. Onu göstereceğim birazdan. Ee, burada arkadaşlar yani e, bir LG televizyon var. Bu 4K bir televizyon. Amerika'da böyle şey ucuz olduğu için çok böyle almada sorun yaşamıyorsunuz. Ee, yani ben aldım falan 500 dolar da o zaman birkaç yıl önce. Ve televizyonun şöyle bir güzelliği var. Onu söyleyeyim. Normalde hani oyun oyun oynuyorum ben. Çok böyle oyun delisi değilim ama oynuyorum arada bir. Ee, bu televizyon arkadaşlar şöyle bir güzelliği oldu. Bazen remote çalışınca sıkılıyorsunuz. Ondan sonra belki böyle bir kafe ortamı gibi açıyorsunuz YouTube'dan. İşte bu Google Cast, Chromecast ile. İşte Youtube'dan böyle e, ofis ortamı e, ya da bir kafe ortamının böyle videosunu çekmiş, konuşma yok sadece işte kafe ortamındaki o white noise dediğimiz background sesleri falan geliyor. E, onları arkadaşlar buraya yansıtıyorum. E, ondan sonra güzel böyle bir e, hava oluşmuş oluyor. Bazen doğadaki ormanları falan yansıtıyorum buraya. E, şey işte kafam sıkılınca ben şöyle bakıyorum falan. E, 4K videolar falan olunca çok daha güzel gözüküyor. Televizyonda 4K olunca çok daha net, crisp bir e, şey, görüntü ortaya çıkıyor ve güzel. Evet, şimdi biraz e, şeye doğru gidelim. da printer falan zaten bunlar çok bir şey yok. E, onlar printer zaten. Evet, normalde bugün bir toplantım vardı sabah. E, onun için e, masayı yukarı doğru kaldırmıştım. E, dolayısıyla şu sandalyem biraz buraya doğru itmişim. Şimdi, e, hani ben arkadaşlar çok böyle... Tamam simplicity önemlidir, hani basitlik işte falan ama yani bazen functional daha önemli benim için. Şu an sırf böyle işte masam bomboş olsun, hiçbir şey olmasın de demek yerine arkadaş kullandığım şeyler yakınımda olsun istiyorum biraz. E, çünkü şöyle bir durum var. Yani bir şeyi basit, clean, temiz göstereceğim diye bazen e, bariyer koyabiliyorsunuz. Ya yani bariyerden kastım şu bu arada çok yakın olduğu için kamera geniş açıda almıyor ama. Ya yani bariyer şu arkadaşlar mesela bazen bir şey kullanmak istiyorsunuz. Uzakta olması yani için kalkacaklarını diyorsunuz. Öyle kalıyor onun için bazı şeyleri o bariyeri kaldırıp ulaşımına hızlı bir şekilde e, ulaşımını hızlandırabilirseniz kullanımınız artmaya başlıyor. Yani bu biraz belki anlattığım soyut bir kavram ama neyse. Belki aranızda anlayanlar vardır demek istediğimi. Diğer mesela arkadaşlar. E, biraz masadan bahsedeyim size. E, burada görmüş olduğunuz Razer'ın Black Widow Elite Keyboard'u. Asla e, aslında bayağı, bayağı bir keyboard'um var şimdi doğrusunu söylemek için. Emin değilim yani göstersem mi göstermesem bu kadar keyboard ama. Ee, bu arkadaşlar normalde günlük hayatta kullandığım keyboard bir bu var. Bir de Kinesis'in Edge keyboardu var. Split keyboard. Ee, yani alternate diyorum. Bazen onu kullanıyorum. Bazen onu kullanıyorum. İşte arada bir falan. Ya farklı bir şey olsun. Çünkü keyboard biliyorsunuz tek keyboard arkadaşlar bizim bilgisayarla ya da işimizle. Yani sabahtan akşama kadar yaptığımız işimizdeki tek fiziksel eee enteraksiyonumuz arkadaşlar. Bu keyboard ve mouse. Başka bir şey yok gerçekten. E, ben oturup monitörle falan dokunmuyorum yani öyle. Dolayısıyla e, Hani bu kadar fiziksel yakınlık olduğu bir araçla hani sevdiğim ya da böyle hoşuna gidecek bir şey olsun istiyorsunuz. E, rahat, comfortable olacak bir şey olsun diyorsunuz. Burada da e, yine arada bir kullandığım yayınlarda falan kullanmaya başladım son zamanlarda özellikle de. Burada Microsoft'un e, Sculpt keyboard var. E, bu da ergonomic işte keyboard. E, bunu kullanıyorsun, bunu kullanıyorum. E, bazen hani eee çok ses olacağı zaman e, bunu kullanıyorum. Bazen yorulduğum zaman hala iş yapmam, hala kod şey hala bir şeyler yazmam gerekiyorsa bunu kullanıyorum. Ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar ben yazılımcıyken daha az işi, daha az keyboard kullanıyormuşum. Onun farkına vardım. Ee, yeni bu pozisyonda eee keyboard'u belki yazılımcıyken kullandığımdan iki kat daha belki üç kat daha fazla kullanıyorum. Yani daha fazla yazı yazıyorum. Ya yani insanların soruların cevaplama olsun, e-mail'ler gönderme, doküman dokümantasyon yazma, işte mimari diyagramları halletme şu bu vesaire vesaire sabahtan akşama kadar arkadaşlar insanlarla konuşuyorum. Ee, burada da, e, bu bu Canon'un e, bir kamerası, e, mirrorless. Ondan sonra e, bu kamera hani düzgün yani böyle canlı yayınlar falan kaliteli canlı yayınlar yapmak istediğim zaman kullandığım kamera bu kamera. Burada da arkadaşlar Blue Yeti'nin mikrofonu var. E, mikrofonu var. E, bu da e, şöyle bir rod ayaklığı üzerinde olunca rod marka çok daha rahat. Bunu şey yapabiliyorsunuz. Özellikle şeyde çok iyi oldu. Ses deyip geçmeyin arkadaşlar. Ses ee, i̇nsanlarla konuşurken ses kalitesi önemli. Yani i̇nsanlar sizi dinliyorlar, ee, ondan dolayı net ses, ondan sonra sesinizin tonunu iyi veren bir bir mikrofon iletişimde önemli. Özellikle de remote çalışıyorsanız önemli. Yani şöyle olmaması lazım ya işte yok telefon koptu yok ses gelmiyor yok şu oldu yok kamera çekmiyor yok falan. Bu arkadaşlar inanılmaz frustrating şey, yani böyle gerçekten yapmak istemeyeceğiniz işte insanın rahatını bozan iş yaparken falan sorun çıkaran bir şey. Ya ciddi bir iş yapıyorsunuz insanlarla oturup bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Yani technical problemlerle ses kalitesizliğiyle ne bileyim ka kamera kalitesizliğiyle şununla bunu uğraşmak istemiyorsunuz ama hayatınız böyle geçiyorsa hani arada bir yaptığınız bir şeyse bir şey diyemem. Diğer meseleye gelelim. Burada arkadaşlar ses kaydı cihazım var. Biliyorsunuz ses kaydı niye kullandığım bununla alakalı ufak tefek yazılarım vardı benim. Niye ses kaydı yapmanız gerekiyor diye. Ee, bir şey öğrenirken yani falan devamlı kullandığım bir şey ses kaydı cihazı. Bir de gerçekten çok böyle e, zor bir toplantıya girmişsem vesaire anlamayacağımı ya da karış, karıştıracağımı biliyorsam normalde kendim toplantı sürecinde e, yazılar yazıyorum, notlar alıyorum. Ama e, çok hızlı bir toplantı olacaksa e, mecbur kalıyorsam da hani sonra dinlerim tekrardan bakarım yani ne, ne konuşulmuş falan diye ondan sonra bir şeyi kaçırmamak adına ses kaydı cihazı böyle yardımcı olabiliyor. Telef bilgisayardan ses kaydı alabilirsiniz ama dedim ya arkadaşlar hız benim için bazen önemli oluyor. Ben pat diye açıp ses kaydı yapabiliyorum. ya da kendimi başka amaçlar için de kullandığım için ses kaydını kendi eğitimle alakalı onun için yanımda duruyor yani. Neyse. Burada görmüş olduğunuz Corsair, şey, course ya da sonra Elgato'ydu aslında. Sonra Corsair onları satın aldı. Elgato'nun Stream Deck şeyi. Aslında iki tane almayacaktım. Bir tane almıştım. Bir tanesi de şirket ofisim için almıştım ama ondan sonra ofis kapanınca ikisini getirmiş oldum süreliğine. Şu an ikisi de öyle yayınlarda olsun, işte makrolarda falan onları kullanıyorum. Devam edelim. Aslında önce masayı göstereyim devam etmeden ziyade. Şimdi masayı göstereyim arkadaşlar size. Normalde oturunca şöyle ee, bildiğiniz masa. Yani <laughs> ekstra bir şey yok. E, ondan sonra şöyle duruyorsunuz. E, ve bunun güzelliği tabii... Ufak tefek adjustment'lar yapabiliyorsunuz. Yani biraz yukarı kaldırayım işte, ya birkaç inç yukarı kaldırayım falan. O anki oturma pozisyonunuza göre masanın normal yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında, benim belki en çok sevdiğim şey arkadaşlar, şuradaki şeyler, memoriler falan var. Yani diyorsunuz ki işte ben bunu sevdim, işte şu ayarda kalsın. bunun haklı şeyler buradaki memori tuşlarına atıyorsunuz. Mesela şöyle basarsam, basalım beraber. Şu an daha önce ayarlamış olduğum yüksekliğe çıkacak. Ben oturayım şöyle bir yüksekliğe siz görün ne kadar yükseldiğini. Şu suyu alayım aslında buradan. Evet bu arkadaşlar benim için ideal bir yükseklik. Ayakta otururken kod yazmak istediğimde şöyle yukarı kalkarsam eğer. Şu an ayaktayım. Hem şu görmüş olduğunuz aslında masayla gelen bir şey değil. Bunu ayrı aldım. Ee, şuradan görebilirsiniz zaten. sonradan takılan bir şey bu. Bu arkadaşlar masanın ön tarafın daha da fazla açmış oldu. Ondan sonra. Ve e, keyboard ve klavye. E, hani masayı, masayı yer kaplamamış oldu. Çünkü şöyle bir durum da var. E, eğer bunları keyboard ve e, mouse'u buraya koyarsanız. monitörlere biraz daha itmeniz gerekiyor. Geriye doğru. Yani sorun değil yapabilirsiniz. E, ama hani ben biraz daha böyle monitörler ortada olsun vesaire. Ondan sonra. E, masa biraz daha açık olsun başka şeyler falan koyayım istedim masaya. Dolayısıyla e, şu parçayı aldım ve masayı biraz daha büyütmüş oldum aslında öyle söyleyeyim. Bunu itebiliyorsunuz falan neyse. Özellikle toplantılarda arkadaşlar ayakta durmak çok hoşuma giden bir şey. E, zaten normalde de ben ofisteyken de ayakta toplantılara katılırdım. Yani yürürdüm ya da öyle e, şey olurdum. E, toplantıya odaklanmaya çalışırdım. Ya oturunca falan bir pozisyona devamlı kalmak bir, bir zaman sonra dikkat dağınıklığı sebep olabiliyor. En azından benim için öyle. Ee, neyse, burada görmüş olduğunuz mikrofon işte dedim ya Güzelliği biraz bu. Bunu böyle kaldırabiliyorsunuz, bayağı bir yukarı kaldırabiliyorsunuz. Dolayısıyla şu uzaktan ayar alırsam biraz daha geniş açılı alırsam, ee, yani şöyle bir mikrofon aktüerim, hem yakınızda oluyor, hem de burada görmüş olduğunuz gibi bayağı bir yukarı kalkmış durumda bu. Ee, buradan e, toplantılara katılabiliyorsunuz. Evet, devam edelim. Klavyelerim soran olmuştu. Ben e, klavyeler meselesinde arkadaşlar bayağı klavyem var şimdi doğrusunu söylemek gerekirse. Normal hani iyi bir şey mi? Değil tabi de. Ama klavye bir zaman sonra bir e, sevdiğim bir haline dönüştü yani. Aslında şu klavyeden biraz bahsedeyim. Kamera, kamerayı tutamıyorum maalesef de. Bu arkadaşlar size bahsettiğim kinesis bu. E, Bunlar aslında ben işim şöyle bir durum var. Normalde çoğu klavye şeyle beraber gelir. ABS denen bir plastikle beraber geliyor. Yani şurada görmüş olduğunuz keycaps'ler arkadaşlar ABS. Plastik türü bu. Bunun sorunu şu. E, bu kullanınca keyboard böyle çok shiny. Yani çok böyle parlak olmaya başlıyor o keyler. Böyle sanki aşınmaya başlıyormuş gibi. Ve biraz beni bir rahatsız etmeye başladı. Yani böyle Klavye her hafta sildi, sildiğim halde bir türlü o şeye gitmiyor zaten. Keycaps'in key, key özelliği o yani. O shine olunca e, gidiyor yani. O öyle kalıyor. Çok rahatsız edici bir durum olmaya başladı arkadaşlar. Dedim ki ya bunu nasıl çözebilirim? Sonra işte PBT diye başka bir materyal bu. E, bununla böyle bir keycaps'ler var. Ben Razer'dan aldım bunları. E, birkaç klavye aktif kullandığım birkaç tane klavye arkadaşlar böyle değiştirmiş oldum. Yani dikkat ederseniz şöyle. E, bunlar şu an PBT keycaps'ler. Bu brown switch'ler e, bu da PBT mesela bu da Razer'ın PBT'si. Clio Razer diye bu drop keyboard. Ama e, PBT keycaps bunlar arkadaşlar. Bunlar iyi oluyor. İlk keyboardlarından bir tanesi benim şeydi. Das keyboard'tu. E, bu da çok güzel bir keyboard. E, bu da Corsair falan var. E, ondan sonra burada da Filco'nun e, e, yine mechanical keyboard var. Bu Bluetooth bir keyboard. E, sağ sola gidince falan iyi oluyor bu keyboard almak. Yani keyboard olarak ben böyle de ama değiştiriyorum ya. Bu biraz zek meselesi de biraz. Biraz zek, biraz functionality. Öyle bir arada iki yerde bir değerli de mesele. Bilgisayara gelince e, bilgisayarı ben toplamadım. Toplanmış olarak aldım bunu Amazon'dan. E, işte, neydi? Cyber Power PC mi? Öyle bir şey bunlar. E, i̇yi bir bilgisayara ihtiyacım vardı. Acaba dedim Mac mi alayım? İşte, yoksa böyle PC mi alayım? Falan diye düşünüyordum. Böyle ben hani uzun yıllar, 10 yıl falan neredeyse Mac kullandım. E, işte. i̇şte 3-4 tane farklı MacBook Pro mu oldu. Ee, yine iş yerinde falan da şu an MacBook Pro var. Sorun şu arkadaşlar. Ya yani pahalı. Yani e, belki bu karşınıza görmüş olduğunuz bilgisayarın üçte bir özelliğine sahip bir bilgisayar MacBook Pro almak için arkadaşlar 3000 dolar falan ödemem gerekiyordu. Ama e, onun yerine bu PC'yi aldım. Bu 2800 dolar falan de oldu e, bana. E, normalde gaming PC'ye ben game oyun yapmıyorum. Yani, oynamıyorum bilgisayarda. Ama gaming PC olarak geçiyor çünkü gaming PC'ler bayağı bir biff up olmuş oluyor böyle bayağı sağlam CPU'su, memory'si vesaire. Bunda 64 e, 64 GB e, GB şey var, memory var. İşte şey 3400 MHz hızında. Ondan sonra işte 202080 ya da 2080 mi neyse işte Nvidia 2080 t, e, şey e, r, e, RTX e, 8 GB'lik şey var. Grafik kartı var. Ee, işte 2 TB bir tanesi 1 TB SSD olmak suretiyle 2 TB'lık hard disk var. Eee AMD'nin e, Threadripper diye e, 16 core'luk e, 3.2 mi öyle bir şey herhalde. Eee işte GHz'lük falan var. Anlayacağınız bayağı sağlam bir bilgisayar bu. Sağlam olması da gerekiyor aslında bir yerden sonra. İlk aslında şeyken daha e, ya yani şu an için çok artık elzem olduğunu düşünmüyorum bu kadar sağlam bir bilgisayara ihtiyacımın da Önceden baya bir araç işte 5-10 tane falan farklı farklı şey açabiliyordum. Ee, işte ID açıyordum vesaire. Yani dolayısıyla hızlı bilgisayar olması iyi oluyordu ama artık gerek yok gibi. Ama şu anda iyi yani kullanıyorum. Ee, uzun zaman beni götürür o bilgisayar. Evet, son olarak da e, masamızı gerisin geri çevirelim. Aşağı indirebiliriz. Tabii şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bu Böyle devamlı aşağı yukarı indireceğiniz bir şey değil. Bu motor ısınıyor. Isınınca tabii bir 20 dakika falan işte soğuması için şey yapıyor. Makineye çalıştırma hale getiriyor yani şu masanın motoru. Ona dikkat etmeniz lazım. Yani böyle aşağı indireyim yukarı kaldırayım falan oyuncak değil yani onu söyleyeyim. Ondan sonra... Bir de bunlar iki motor falan takabiliyorsunuz. Bu senin tek motorlu. bilgisayar açalım değil mi bu arada. Bilgisayar her ne kadar çok da yani çok da şey olmasın arkadaşlar RGB ile geldi. Yani bilmiyorum ilgilenenler var mı aranızda da. Şuradan değiştirebiliyorsunuz RGB, cycle falan farklı renkler falan var. Cycle yaptırabiliyorsunuz falan filan neyse çok da şey değil. Onun dışında pek bir şey yok açıkçası. Ee, bu keyboardların linkini falan koymaya çalışıyorum. Şu görmüş olduğunuz MX Mouse. Ee, Logitech'in MX yani biliyorsunuz MX1, 2, 3 var. Bu MX1, ben MX3'ü çok ekstra 50 dolar verip de e, alacağım bir şey görmedim, bir değer görmedim 50 dolar daha fazla verip. E, onun için MX'in ilk versiyonuna gittim. Gayet de kullanışlı, bana yetiyor. Şu e, şurada görmüş olduğunuz şey, e, biliyorsunuz bazı yayınlarımda e, işte yazarak anlatıyorum. O tablet, bu tablet. Şu dışarısı, <laughs> en azından bu önemli arkadaşlar, onu söyleyeyim. Yani odanızda eğer doğal bir ışık girebiliyorsa büyük bir nimet. Bir modaya girebiliyor çok şükür. Ee, yani bir süredir sizinle e, yaptığımız yayınlar buradaki yayınlar işte arkadaşlar. Webcam hala kullanıyorum. E, onu da söyleyeyim. E, yani şu mirrorless'ı ilk başlar çok kullanıyordum ama ondan sonra e, yani açık kapa bazen işte onun ayrı kendine ait sorunları falan var bu şekilde kamera kullanmanız. Belki aranızda ilgilenenler vardır. Şimdi e, böyle bir web kamera arkadaşlar uzun süre açık tutmak istiyorsanız ee, şöyle bir şeye ihtiyacınız olacak En azından ben öyle bir çözüm buldum Birincisi bunu USB'ye bağlamanız lazım İkincisi bir HDMI kablosu lazım HDMI arkadaşlar buradan şey gidiyor Şurada görmüş olduğunuz e, Cam link var Bu da Elgato'nun Bu da HDMI'ye e, HDMI gidiyor Şurada Buna ihtiyacınız var Bir bu e, şey gibi yapıyor işte. Bir nevi virtual e, kamera haline getiriyor ve Şurada normalde şu ekranda şu ekranda gördüğünüz şeyi sizin bilgisayarınıza aktarıyor. Diğer türlü aktarmanız biraz problemli. İkincisi arkadaşlar şu USB. USB niye kullanmak isteyeceksiniz? Normalde zorunda değilsiniz ama USB arkadaşlar bu e, bu kameralarda şöyle bir sorun var. Yani sorun var. Neyse adamların tasarımı öyle. O da şu. 30 dakikadan fazla şu Pathfinder açık kalmıyor. Kapanıyor otomatik olarak. Değiştiremiyorsunuz da yani. Düşürebiliyorsunuz ama yükseltemiyorsunuz. Ya da e, hepten iptal edemiyorsunuz. Ee, bu USB sayesinde e, bunu bilgisayara bağlıyorsunuz, ondan sonra bilgisayara Canon'un bir uygulaması var, onu indiriyorsunuz, ee, Canon Utility uygulaması bulabilirsiniz. Onu indirdikten sonra da e, Remote Shooting diyorsunuz, orada bir ayar falan var görürsünüz ve hakikaten kameranız asla kapanmıyor. Yani 1 saat, 2 saat, 3 saat, 5 saat kamera açık kalıyor ve e, yayınınızı devam edebiliyorsunuz. İlk e, kamera aldığım zamanlar Yayındığına katılanlar varsa bilirler sorunun ne olduğunu Kamerayı açıp kapatmam gerekiyordu 30 dakikada bir Artık o sorun bu şekilde çözülmüş oldu Ve son olarak ise e, Çok böyle gözükmeyen ama şu garip görünümlü e, Arkadaş Bu arkadaşlar ısıtıcı Hem soğutucu çok da soğuttuğunu söyleyemem Biraz fan gibi çalışıyor soğutma meselesi ama ısıtmaya gelince ısıtıyor güzel ısıtıyor Bir de arkadaşlar air purifier yani havayı temizliyor İçerisinde HEPA filter var ee, yani sabah akşam burada oturuyorsanız, ondan sonra e, bu önemli oluyor. Şöyle söyleyeyim. Şimdi Amerika'da yaşayanlar daha yanlar. Amerika'da arkadaşlar sağlık çok pahalı bir sektör. Ondan sonra kendinize iyi bakmanız lazım. Yani eğer e, bir dolar daha fazla verecekseniz verin. E, alacağınız şeyin daha iyisini alın ya da sağlıklısını alın. Ama hastaneye düşmeyin. Çünkü hastaneye düşünce e, kenarı köşeye atıp da işte ee, hani bunu ileride kullanırım deyip böyle sakladığınız veya sevettiğiniz para, yı hastanede arkadaşlar çok rahat harcarsınız. Ee, onun için benim yaptığım şey şu, e, hani air purifier falan işte nasıl hani daha sağlıklı bir ortam Sunabilirim Çok zaman zaman da bir şey yok Sağlıksız olacak ama işte bir hava meselesi var. Ee, Bu da hava bazen bir süre boyunca dura dura e, camı açsam bile bazen hani e, bazı açamıyorsunuz camı hava çok soğuk oluyor vesaire ama. Böyle bir şey arkadaşlar. Havaya temizliyor, havadaki toz partiküllerini falan temizliyor. Böyle bir şeyin e, faydasını görüyorsunuz. E, evet, biraz yani bu arkadaşlar benim için şu an baya ideal bir ofis haline geldi. Dediğim gibi 10 sene boyunca bu ofis üzerinde çalışıyorum. E, yani bu pat diye hemen gidip de marketten aldığım şeyler değil bunlar. E, Amerika'da da biraz böyle şeyler çok da pahalı değil açıkçası onu da söyleyeyim. Şimdi insanların kaygılarını anlayabiliyorum. Hani ya Türkiye'den falan böyle bir şey yapsak çok pahalıya gelecek şu şey. bu. Doğrudur. Türkiye'yi bilmiyorum arkadaşlar. Türkiye'de pahalı böyle şeyler. Ben hani eskiden 10, 12 sene önce pahalıydı. Hala daha da pahalanmıştır. O başka bir dert. O başka bir sorun. Amerika'da biraz daha böyle şeyler ucuz. Elektronik biraz daha ucuz. Ee, bir dakika şunu söyleyeyim. Evden çalışanlarınız şu an daha da iyi anlıyordur malum. Çoğumuz evden çalışıyoruz. Home office arkadaşlar eğer öyle bir şansınız varsa home office'in olması çok büyük bir nimet. E neden de şundan dolayı aslında. Şimdi çocuklu bir aile ile yaşıyorsanız, çocuğunuz falan varsa, şu bu vesaire odaklanabilmek için, eşinize odaklanabilmek için arkadaşlar, e, sessiz bir yere ihtiyacınız var. Ya yani şimdi çocuk tabii anlamıyor. Doğal olarak geliyor. Hani sorular soruyor ya da klavyenize falan basıp kaçıyor şu bu. E, yani o büyük bir şey yani. Zor. Zorluk aslında. Belki şu an insanlar hani ailevi e, sorunlar bile yaşayanlar vardır maalesef evden çalışmaktan dolayı. Ee, zor gerçekten. Onun için böyle bir ofis ortamına ihtiyacınız oluyor yani kesinlikle. Ee, olmayanlara da kolaylıklar dileyim. Ee, zor yani. Evet, umarım e, güzel bir video olmuştur. Umarım bilgilendirici olmuştur. E, tam olarak <laughs> hani eğer kendi ofisinizi falan kurmak istiyorsanız e, yani böyle bir ortam tavsiye edebilirim. En azından şunu tavsiye edebilirim arkadaşlar. Kol e, montör kolu. E, bir tane montörünüz olsa bile bir tane montör kolu. Ve şöyle bir masa tavsiye edebilirim. Onlar dışında çoğu şey burada opsiyonel. Bir şey daha tavsiye edeyim. Mikrofon. Mikrofon. Kaliteli bir mikrofon alın arkadaşlar. Yani ses çok önemli bir şey. Görüşmek üzere.